Tekrar herkese selamlar. Şimdi biliyorsunuz bir eşim bir kaza geçirdi. Daha sonrasında bize bir araç tahsis edildi sigorta şirketi tarafından. Öncelikle bu bilgileri vereyim aracı göstermeden önce. Karşı taraf hatalı olduğu için bütün masraflar zaten karşı tarafın sigortasından karşılanacak. Bu kiralanan aracın da bütün masrafı karşı tarafın sigortası tarafından karşılanacak. Yaklaşık olarak büyük ihtimalle 3 hafta belki 1 ay sürecek bu tadilat ve bu biz kiralık aracı kullanacağız. Yani eşim işe giderken gelirken bu aracı kullanacak. Biz sadece 50 dolar ödedik. 50 dolar ödememizin nedeni de şöyle bir durum varmış. Enterprise'da kiralanan şirkette evet sigorta bütün kiralık masrafı karşılıyor ancak taksını vergisini sizin de ödemeniz gerekiyor dedi. Ben de dedim ki yani bizim ödemediğimiz bu kiralık ücretin vergisini neden biz ödüyoruz? Yani onu da şirketin ödemesi gerektiğini söyledik. Siz ödeyin daha sonra şirket size ödeme yapabilir dediler ve 50 dolar ödedik. 2022 model bir Dodge Charger teslim aldık. Bu teslimatı nasıl yaptık? Önceki videoda da anlattığım gibi kazadan sonra mutlaka kendi sigorta şirketinizi aramanız gerekiyor. Onlar sizin yerinize bir randevu oluşturuluyor. En yakın, size yakın, evinizin adresine en yakın kiralık araç şirketine sizin için, sizin adınıza bir randevu oluşturuluyor. Biz sadece gittik, adımızı söyledik, telefon numaramızı verdik ve bize bu 2022 model Dodge Charger'ı teslim ettiler. Yaklaşık 3 hafta, 1 ay boyunca büyük ihtimalle bu araç bizde kalacak. Şimdi ben size aracı kısaca göstereyim, tanıtayım. Daha önce hiç kullanmadım. Bir market alışverişine gideceğiz. Giderken de aracı ben kullanacağım. Bu charger'ı ben ilk defa kullanacağım. Ancak benim için çok büyük bir kayıp değil yani charger kullanmak. Benim bugüne kadar Dodge Charger ile ilgili bir hayalim hiçbir zaman olmamıştı zaten. Ancak güzel bir araba, güçlü bir araba. Burada genelde gençler kullanıyor. İşte siyah cam, dımtıs dımtıs müzikler vesaire. Ancak güzel ve güçlü bir araba. Şimdi gidelim. Aracı ben size kısaca göstereyim, tanıtayım. 2022 model Dodge Charger. Bakalım nasılmış. Bu arada aracın plakası da Texas plakalı. Gidelim şöyle sizlere göstereyim Dodge Charger'ı. Evet, Dodge Charger. Şöyle anahtardan başlayalım. Basit bir anahtarı var zaten. Açma, kapama. İki kere basılı tutarsanız dışarıdan aracı çalıştırabiliyorsunuz. Bu da bagaj kapağı. Şöyle arkadan başlayalım. 2022 Dodge Charger, dediğim gibi Texas plakalı bir araç. Aracın kilometresi de 37.000 mille. Şöyle iki kere bastığınız zaman bagaj açılıyor. Valla bagajı aslında gerçekten genişmiş yani. Ben beğendim. Şurada bir tane kamerası mevcut. Tabii giriş seviyesi galiba bu araç. 2022 model denildiği zaman bana pek bir 2022 model gibi gelmemişti ama giriş seviyesi, jantlar var zaten. Alüminyum jantlar var. Evet, aynalarda buhar çözücü özellik de varmış. Bakın şurada buhar çözücü da varmış. Yanlardaki flaşörleri biliyorsunuz zaten. Bu aracın zaten en çok dikkatimi çeken ve herkesin dikkatini çeken ön panjur tabii ki. Çok keskin hatları var. Texas plakalı. Dodge Charger. Şurada bakın kapılarda çok keskin böyle 3 boyutlu özellikler var. Sunroof var. Bu arada hastayım. Sesim de birazcık görünebilir. Bu da benim araç. Honda CR-V. Evet. Arkadan görünüm böyle. Biliyorsunuz. Dodge Charger'ı çok da anlatmaya gerek yok. Şöyle kapılarını açalım. Ya malzeme kalitesi tabii ki iyi değil. Yani Dodge spor arabalar yapıyor ama malzeme kalitesi bir BMW, bir Mercedes kalitesinde değil tabii ki. Kapıları falan görüyorsunuz. Bakın ne kadar sert plastik. Yani şuradaki şaft tüneli, ben şaft tünellerine kafayı taktım herhalde.
Yani bu kadar büyük bir şaft tüneli, hakikaten şuraya bakın. Apartman dikmişler resmen. Koltuklar deri galiba, yanılmıyorsam. Şöyle için oturalım. Yani bu benim ön koltuk sürüş pozisyonuma göre ayarlı benim. Yani diz mesafesi güzel ama ortada oturmanın imkanı yok. Belki çocuklar oturabilir. Arkada koltuk ısıtma var. İlginç, beni şaşırttı. USB çıkışlarını görüyorsunuz zaten, havalandırma. Tabii ki kiralık bir araç. Ancak 37 bin mille, yani çok da kullanılmamış bir araç. Texas'tan gelmiş. Burada kullanılıyor. Belki birisi Texas'tan kiralayıp buraya getirip buradaki Enterprise'a bırakmış olabilir bu aracı. LED değil. Bak, negatif. LED olması lazım. LED. Evet, ön tarafa geldiğimiz zaman kapı açma kapama, cam açma kapama ve aynalar için ayarlar var. Güzel, elektrikli olması, elektrikli koltuk ayarları olması güzel. Yalnız yani 37 bin milde olmasına rağmen koltuklar bayağı yıpranmış gözüküyor. Evet, şöyle gidelim, şöyle çalıştıralım arabayı da. Start stop burada. Çalıştırmadan şöyle size göstereyim. Burada bildiğiniz gibi far ayarları var. Ondan sonra şurada bir tane bagajı açmak için tek bir tuş var. İki tane analog göstergemiz var. Ortada tabii ki bilgilerin yer aldığı bir ekran var. Şurada küçük bir ekran. İklimlendirme, havalandırma, buğu çözücü. Şurada bir alan var. 12 voltluk bir elektrik çıkışı var. Vites topuzuna geldiğimiz zaman vites topuzu güzel. Yani hakikaten bir spor araba kullandığınızı hissediyorsunuz. İki kişilik şurada bir bardaklık var. Şu ne için bilmiyorum. Yani anahtarınızı koymak için olabilir. Oldukça geniş bir kolçak burası. Şurada SRS airbag diyor ve charger amblemi var. Tabii ki araçta sunroof var ve tabii ki burada da iç aydınlatma mevcut. Kolçağımıza geldiğimiz zaman şöyle bir kolçak var. Şu hareket edebiliyor. Yani genişliği yeterli bir sedan bir araca göre oldukça yeterli. Şöyle aracımızı çalıştıralım. Şimdi bu araçla ilgili motor gücüyle ilgili, motorla ilgili pek bir bilgim yok. Büyük ihtimal 3 litrelik bir motor var. Bu da sol tarafta silecekler için ve sinyal için bir kol var. Burada işte ayarlar vesaire. Bakın burada şeyi bile gösteriyor. Lastik basıncınızın kaç olduğunu bile gösteriyor. Şuradaki tuş yardımıyla diğer opsiyonlara geçebiliyorsunuz. İşte range'ini, avarajınızı falan ayarlıyorsunuz. Burada işte trip başına ne kadar mil yaptığınızı gösteriyor. Burada FM, radyo vesaire gibi. Buraya kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Buraya mesela hız kadranı koyabilirsiniz. Hız kadranı kalsın. Bu tarafta da işte cruise control ayarları mevcut. Evet, aracımız bu. Birazdan bir markete gideceğiz ve bir sürüş deneyimi yaşayacağım ben. Daha önceden charger kullanmamıştım ben. Bakalım nasılmış. Evet, şu kiralık aracı kullanalım bakalım. Dodge Challenger. Dodge Charger. Dodge Charger. This one. Is the name Yes, but have another brand Dodge Challenger. It's Challenger. Challenger. This is a Charger. Evet, şu Charger'ı bir kullanalım bakalım. İlk defa kullanıyorum ben de. Bakalım nasılmış.
Kamerası bile var. 2022 model. Enteresan bu araçın 2022 model olmasına inanmak zor. How many miles? Oh, it doesn't have that many. 37,000 yards. Evet, 37,000 mil. 37,000 not too much. We are going to Elbuero. Evet, Elbuero marketine gidelim. Bu arada frenleri çok sert. But the brake is a very strong and a pressing. You feel like this. Evet. Çok güçlü bir araba tabii ki bu. Dodge çok güçlü bir araba. Dodge Charger. İlk defa kullanıyorum ben de. Tabii ki bu çok büyük bir kayıp değil. Yani öyle bir isteğim hiçbir zaman olmadı. Dodge Charger sahibi olmak veya kullanmak hiçbir zaman böyle bir isteğim olmamıştı. Challenger olsa belki. Ama Charger, yani aracın kilometresi de 37.000 mil de, yani çok da kullanılmamış. Texas plakalı. It's a plaque from Texas, right? Yeah. İşte sunroof'u var. Araba tabii ki temiz. Yani gücünü ölçebilir miyiz bilmiyorum. Eşim de yeni kaza yaptığı için hani hala birazcık etkisi var. Diyor ki kullanırken birazcık şey hissediyorum diyor. Endişeli kullanıyorum diyor kazadan sonra. Tabii ki çok şiddetli bir kaza değildi ama tabii ki etkileniyor insan. Geliyor arkadan birisi damlıyor, vuruyor. Yani sizin de yapabileceğiniz pek bir şey kalmıyor. Kadın galiba uyumuş, kalmış. Bir şeyler olmuş. Evet, birazcık gücünü şurada bir deneyelim bakalım. Is it strong car? I don't know. Wow. Yeah, it's a sport car. Motoru kaç bilmiyorum. Hiç incelemedim. Ancak çok kuvvetli bir motor var. Herhalde minimum bu nitelik bir motor vardır. Yani çok büyük bir, bugüne kadar kullanmamış olmak çok büyük bir kayıp değil. Bu arada hastayım ben. Birazcık ses tonum garip geliyor olabilir. Yani 0-100 yapardık da neyse. Şimdi bizim Honda'larda, Honda Civic Sport olsun, Honda CR-V olsun, gaz pedalına basıyorum. Hadi yani hareketlenmen lazım. Hala bir hareket yok arabada. Yani bunlar öyle değil. Gaz pedalına dokunduğunuz anda hemen sizi geri atıyor. Charger güzel araba ama tabii ki bir Challenger değil. Güzel, fena değil de motorda birazcık titreme var. Onu hissedebiliyorum. Birazcık hor kullanılmış araba. Neyse, biz marketimize gidelim. Dodge Charger'ı da böylece kullanmış olduk. Tabii gönül isterdi ki bu aracı gezi için, bir yerlere gitmek için kiralayalım. Ama kaza sonrası kiraladık. Herkesin başına gelebilir. Bu yüzden siz yine de dikkatli olun derim. Görüşürüz. Evet, Dodge Charger'la ilgili, kiralık araçla ilgili anlatabileceklerim bunlar. Dediğim gibi Birleşik Devletler'de kaza yaptığınız zaman hemen sigortanızı aramanız gerekiyor ve bilgi vermeniz gerekiyor. Suçlu siz olun veya karşı taraf olsun, hiç önemli değil. Polis raporunu sizin sigorta şirketine bildirmeniz gerekiyor. Polis raporunda zaten yazıyor. İşte memurun adı, polis rapor numarası gibi bilgiler var. Bu bilgileri vermeniz gerekiyor. Aracınızı hangi çekici alıp hangi tamirhaneye, bizim
tabirimizde tamirhaneye götürüldüğünü sizin sigorta şirketine bildirmeniz gerekiyor. Çünkü onlar o tamirhaneden sizin aracınızı alacaklar. Sizin sigortanızın belirlemiş olduğu bir yere götürecekler ve araçla ilgili bütün masrafları orada ortaya çıkaracak. Aracın düzeltilmesi gereken bütün masraflarını çıkartacaklar ve bu masrafı karşı tarafın sigortasına fatura ediyor. Yani karşı taraf ödüyor. Ki bu aracın da bütün kiralık masraflarını bizim şirket karşılıyor. Bizim sigorta şirketi karşılıyor. Ancak bizim sigorta şirketi de karşı taraftan alacak. Karşı tarafın sigortasından bu parayı tahsil edecek. Atıyorum bir ay kaldı bu araç bizde. Bir aylık masrafı ne kadar? Enterprise'ın işte atıyorum $500 diye. Bu $500 karşı tarafın sigortasından bizim sigorta şirketi tahsil etmiş olacak. Bu bizim vermiş olduğumuz tax $50 da büyük ihtimalle biz geri alacağız. Almasak da önemli değil. $50 çok da önemli bir şey değil yani. Önemli olan kazalar yaşanır. Önemli olan yaralanmalı veya daha kötüsü olmaması ümidiyle dikkatli olun, dikkatli kullanın. Ancak Amerika'daki bu prosedürleri de bilmeniz gerekiyor. Hem eşim hem de benim ilk kez başımıza geldi böyle bir olay ve biz de böyle bir tecrübe edinmiş olduk. Kötü bir tecrübe ancak öğrenmiş olduk. Siz de Amerika Birleşik Devletleri'ne gelecekseniz eğer kaza anında mutlaka önce polisi arayın. Zaten polis ve itfaiye birlikte geliyor. Polis arabanın içinde tutanağı hazırlıyor. Kim hatalı, kim değil. Ancak polis raporunu detaylı bir şekilde siz göremiyorsunuz. Sadece size verilen belgede raporun numarası, karşı tarafın adı soyadı, poliçe numarası, sizin adınız soyadınız, poliçe numaranız gibi bilgiler var. Sigorta şirketi tabii ki polis raporunda o numaralarla birlikte giriş yapıyor ve öğrenebiliyor. Büyük ihtimalle biz de öğrenebiliriz. Illinois'in bir GOV uzantılı internet sitesinde bu numarayı girerek, polis rapor numarasını girerek büyük ihtimalle biz de görebiliriz. Şu anda bakmadım çünkü daha çok yeni her şey. Ancak eşimin bir arabaya ihtiyacı olduğu için bu aracı Enterprise'den kiraladık. Şirketimiz yani sigorta şirketimiz kendisi kiraladı. Biz sadece gittik teslim aldık. Bir ay boyunca eşim bu aracı işe giderken ve gelirken kullanacak. Kaza bela olmadan inşallah kullanır. Yani siz ne kadar iyi şoför olursanız olun. 20 yıllık 30 yıllık şoförüm. Ben hiç kaza yapmadım. Bundan sonra da yapmam gibi şeyler düşünmeyin. Ben de 20-25 yıldır aktif araç kullanıyorum. Çok şükür kaza bela başıma gelmedi. Ancak yarın gelmeyeceğinin hiçbir garantisi yok. O yüzden şoförlüğünüze güvenmeyin. Birisi gelir yandan vurur, stop line'da durmaz ki Amerika'da bütün kazaların çoğunluğu bu stop line'larda meydana geliyor. Stop işaretlerinde meydana geliyor. İşte trafik ışıklarında beklerken gelir birinin freni tutmaz, uyur, cep telefonuyla oynar gibi. O yüzden kazasız belasız umarım siz de Birleşik Devletler'de veya Türkiye'de araba kullanırsınız. Böyle bir tatsız bir olay yaşadık. Allah kimsenin başına vermesin diyelim. Dodge Charger güzel bir araba, spor bir araba, hızlı bir araba, hakikaten güzel bir araba. Ancak almak için hiçbir zaman bir isteğim olmadı. Güzel bir araba ancak büyük ihtimal almam da zaten. Başka videolarda görüşürüz. Sesimden dolayı kusura bakmayın. Birazcık rahatsızım, hastayım, nezleyim. Başka videolarda umarım görüşürüz. Hoşçakalın.